Sanki aradan yıllar geçmedi ve ben buradan hiç ayrılmadım. Ben hayır hayır düşünmeyeceğim, hatırlamayacağım. Yoksa bütün bu geçmiş günler neye yarar? Siz burada bekleyin, ben kapının yanına gidiyorum. Coşkun hala Berna'ya aşık, sen ne dersen de. Berna'dan o telgrafı aldığı zaman nasıl sarsıldığını bir görmeliydin. Berna niye böyle yaptı acaba? Bilmem, ortada hiçbir sebep yoktu. Telgrafta düşünüp taşındığını, nişanı bozmaya karar verdiğini... ...çok iyi bir arkadaş olarak kalmalarının daha yerinde olacağını yazıyordu. Ah işte orada, o da Coşkun'u gördü. Etmiştim, gene geldim. Demek bizi gördüğüne sevinmedin. Yerli yersiz sitemlere başlama gene. Çene yarışması bittiyse çiftliğin yolunu tutalım. Orada sizi sabırsızlıkla bekleyenler var. Buyurun Zümrüt Hava Postası'na. Hadi. Ay çocuklar. Artık yuvaya döndüğüne göre ne yapmayı düşünüyorsun Berna? Kolları sıvayıp burada bir meyve konserve fabrikası kuracağım. Babacığımın en büyük arzusu buydu. Fakat bu tamamen bir ihtisas işi. Biliyorum. Bir yardımcı, tecrübeli bir ziraat mühendisi arayacağım. Vallahi ben korkmaya başladım. Böylesine çıkışlar yaparsam bize tası tarağı toplayıp buralardan gitmek düşecek. Zayıflamışsın yoksa hasta mısın? Yok canım, sıcaklar, yorgunluk. Vah güzelim, bundan sonra her şey değişecek. Yorgunluğu paylaşacağız seninle. Anne, anne, Mehmet topumu aldı. Mehmet'le sonra hesaplaşırız. Bak, kim geldi? O Kumru mu? Evet Berna. Berna teyzene hoş geldin desene Kumru. İşte o kadar beklediğim Berna teyze Kumru. Hani sana hep anlattığım güzel Berna teyze. Gel yavrucuğum. Berna teyzenin boynuna sarıl Kumru. Ona benim gibi Bernacığım de. Yoksa senin için getirdiği kocaman bebeği vermez. Sana kocaman bir bebek getirdim Kumru. Gel kollarıma yavrum. Yavrum. Hadi Bernacığım de bana. Sonra darılırım. Hemen giderim. Bacım!
Bacım değil, Berna'cığım. Ama bırak içinden geldiği gibi söylesin Şirin. Ne güzel bacım dedi, duydun ya. Beni sevdin mi Kumru? Ben seni çok ama çok sevdim. Sevdim. Bebek nerede? Önce bana bir kere daha bacım de. Hem de boynuma sıkı sıkı sarılarak. Bacım! Ah şöyle, şimdi kocaman bebeği hak ettin. Zamane kızı ne olacak? Ufacık bir iltifatını bile pahalıya mal ediyor. Bize müsaade, akşam yeminde görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Öyle. Şimdi yukarı çıkalım, senin kocaman bebeğini vereyim ha? Gel. Berna daha güzelleşmiş, daha olgunlaşmış diyeyim. Yoksa bana mı öyle geliyor? Sen beni dinle Coşkun, bu kızı unutmaya bak. Benim için endişe etme. Onunla arkadaş kalmaya söz verdim. Hislerimi yenmesini bilirim. Al bakalım. Beğendin mi? Bak yatırınca uslu uslu uyuyor. Ben de usluyum. Çoktan dönmüş olmalıydılar. Boşuna merak ediyorsun, bu havada yola çıkacaklarını orada kalmışlardır. Sanki gök delindi. Bari Coşkun çabuk gelse. Aksiliğe bak, Ali de yarın dönecek İstanbul'dan. Yoksa onu gönderirdik. Coşkun geldi galiba. Ben gidiyorum Şirin, sen beni bekleme, yat. Ne var Berna, ne oldu? Çocuk bir şeyler söyledi ama pek anlayamadım. Annemle babam bu sabah İrfan Beylere gittiler. Akşama döneceklerdi. Hala bir haber yok, meraktan öleceğim. Ne yapmak istiyorsun? Gidip arayalım onları. Peki. Oraya kadar boşa gideceksiniz bey. Köprüyü ser götürmüş, nasıl olsa geçemezsiniz. Peki başka yol yok mu? İrfan Bey'in çiftliğinden nasıl haber alabiliriz? Öte yandaki jandarma karakolu çiftliğe yakın. Telefonla konuşsanız. Bak bunu daha önce akıl edemedik. İlhanlardan telefon ederiz. Peki. Kalmış, gidip alayım. Bari otur dinlen biraz. Böyle kendini tüketmen manasız. Alo? Alo? Evet, buradan sormuştuk. Alo? Biraz yüksek sesle konuşun, iyi duyulmuyor, anlayamadım. Dur ben konuşayım ben. Nasıl? Cipi köprünün ötesinde çamura saplanmış mı buldunuz? Peki, peki ama... Berna! Ha şöyle, şimdi daha iyi olacaksın. Benim yüzümden siz de rahatsız oluyorsunuz. Senin yüzünden rahatsız olduğum falan yok. Sadece beni kızdırıyorsun, o kadar.
Biz her şeyden evvel aile dostuyuz. Daha da ötesi elimde doğdun. Onun için seninle bir baba gibi konuşacağım. Kadere boyun eğmekten başka çaremiz yok kızım. Böyle kendini harap edersen annenin babanın ruhları rahatsız olur. Peki ne yapmamı istiyorsunuz? Onların ruhlarını memnun etmek için ne yapmam lazım? Söyleyin yapayım. Seni Kirazlı Yaylı'ya göndereceğim Berna. Bir hava değişimi çok faydalı olacak sana. Neden? Çünkü böyle yemekten içmekten kesilirsen aklıma gelen kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkuyorum. Orada bol bol uyur, kitap okur, resim yaparsın bir müddet. Sonra seni alır buraya getiririm, telli duvaklı gelin ederiz. Coşkun seni bekliyor. Yarın sabah erkenden geleceğim, sen de hazır ol kızım. Sadece kahramanların isimleri ve yerler değişir. Hiçbir kitapta bunun dışında yeni bir şey bulamazsınız. Hakikaten dediğiniz gibi olsaydı, şimdiye kadar çoktan can sıkıntısından ölmüştüm. Söylemek istediğimi iyi anlatamadım galiba. Şunu kastetmiştim. Yanınızdaki şezlonga oturmama müsaade eder misiniz? Böyle konuşmak biraz yorucu oluyor da. Tabii, buyurun. Adım Suat, burada sizden daha eskiyim. Geldiğiniz zaman çok renksizdiniz. Şimdi daha iyisiniz inşallah. Beni tanıyor musunuz? Hayır, fakat geldiğinizde kim olduğunuzu sorup öğrenmiştim. Öyle mi? Yemek zili, buyurmaz mısınız? Sanki burada, yanımda değilmişsiniz gibi bir haliniz var. Affedersiniz. Şu benim meşhur dalgınlıklarım zaman zaman yokluyor işte. Bazı kimselerle beraberken zaman nasıl geçiyor fark edilmez. Yazık ki onlardan biri değilim. Belki de yanımda sıkılıyorsunuz. Bilakis, sizin yanınızda kendimi o kadar rahat hissediyorum ki buna ben de şaşıyorum bazen. Sanki eskiden tanıdığım birisiniz. Buna memnun oldum. Kitaplarınızdan, boya tüplerinizden ayırıp canınızı sıkmak beni üzerdi. Gibi hissediyorum. Halbuki ben böyle bir hisse kapılmayacak kadar ihtiyarım. Ay işte değilsiniz. Burası ne kadar güzel bir yer. Tekrar gelmek isterdim. Daha önce yalnız gelmiştim. Ama bu kadar güzel görünmemişti bana. Bazı kimselerle beraberken zaman nasıl geçiyor fark edilmez. Sizin yanınızdayken kendimi o kadar rahat hissediyorum ki. Çektiğiniz işkencenin çok yakında sona ereceğini müjdeleyebilirim Suat Bey. Bir teklifim var. Bu beylik ve hanımlıktan kurtulsak artık ha? Anlayamadım. Birbirimize sadece isimlerimizle hitap edelim. Sizli bizli konuşmak beraber olduğumuz zamanların tadını kaçırıyor. Tabii, memnun olurum. Bir sigara yakabilir miyim? Hay hay.
kütüphane geldi. Bir paket kitap, bir de mektup. Bütün kitaplar birbirinin aynı. Onun için hiçbirine el sürmüyorum artık. Peki ne yapacağız şimdi bunları? Hepsini alın isterseniz. Belki okuyacak biri çıkar. Teşekkür ederim Berna Hanım. Coşkun'dan. Berna, bizi çok çabuk unuttun. Önceleri seyrek de olsa yazıyordun. Şimdi tamamen kestin mektuplarını. Bizi unutmadığını anlatmak için yasak savar gibi de olsa iki satır yazabilirsin. Biz... Sur la guitare, chante leur histoire, tango gitano et leur mot magique, te change ton cantique, tango gitano, car ils sont un peu les enfants de Dieu, les fils de la chance, ceux qui prennent pour guide le vent droit et rapide de l'oiseau qui s'élance. Donne-leur l'espoir d'un nouveau départ. Tango gitano, et fais-toi l'écho d'horizons nouveaux. Tango gitano. Yorulduysan oturalım. Yorulmak mı? Zannetme. Aylardan beri ilk defa ben de herkes gibi programsız, hareketlerimi saatlere göre ayarlamaksızın yaşamak istiyorum. İstediğimi yapmak kudretim olsaydı gece bitmesin derdim. Ama bütün güzel şeyler çabucak bitiyor. Mais elle rit, elle chante et pense au fiancé. Qu'elle retrouve quand vient l'heure de s'amuser. Elle est heureuse car il aime l'eau de café. Si vous les rencontrez, vous serez content de les voir s'adorer, car ils ont 20 ans. Et toutes se sourient à chaque fois. Ne kadar güzel bir gece. Sen de öyle bulmuyor musun? Seni seviyorum Berna. İçki, gece, mehtap seni böyle konuşturuyor Suat. Seni çıldırasıya seviyorum Berna. Bizi kader birleştirdi. Bunu inkar edemezsin. Bak ikimiz de hastayız. İyileşmemiz yalancı bir iyilik. Belki kısa zamanda birimiz, belki ikimiz de öleceğiz. Birbirimize doyamadan. Sus! Bunu hiç düşünmedin mi? Neler söylüyorsun Suat? Sus, rica ederim. Artık susabilirim. Ölsem de umurumda değil. Çünkü günlerdir beni helak eden aşkımı söyledim sana. Eğer sen de beni seviyorsan... Seviyorum Suat. Ben de seni seviyorum. Öyleyse kadere meydan okuyalım. Hayat bir mum alevi kadar güvenilmez bir şey. Bırak aşkımız alsın götürsün bizi. Kulaklarını kapama onun davetine. Mesut olalım. Dünya boş, her şey boş. Yalnız biz varız, sen ve ben. Berna ve Suat, Suat ve Berna. Yaşamaya yeni yeni başlıyorum sanki. Saadetim de aşkım gibi sınırsız. Otelde yemek yediğimiz yıldızların şahitliğiyle onun olduğum gecenin üzerinden bir ay geçti. Daha sonra da baş başa geçirdiğimiz çok saatlerimiz oldu. Müşterek hayatımızı, yuvamızı en ufak teferruatına kadar konuştuk. Biraz sonra Suat'a aramızdaki bağlılığa yeni bir düğüm olacak müjdeyi, onun kolları arasında geçirdiğim dakikaların sonucunu haber vereceğim. Bir çocuğumuz olacak. İçim içime sığmıyor. Hayrola? Anne olacağım. Bir çocuğumuz olacak.
Düşün, senin ve benim çocuğumuz. Öyle mi? Mesudum Suat. Bilemezsin ne kadar mesudum. Çok iyi. Çok iyi. Acele bir mektup yazmam lazım. Öğleden sonra gene görüşürüz. Peki Suat. Bekleyeceğim seni. Mektubunuz var. Teşekkür ederim. Suat Bey bir kitap istemişti. Bahçede kendisini bekledim ama görünmedi, rahatsız olmasın. Size veda etmedi mi? Veda mı? Bu sabah taburcu oldu gitti. Zaten önemli hiçbir şey yoktu. Umumi zafiyet korkusuyla yatmıştı. İstediği kitabı vermeniz de artık tesadüfe kalıyor. Bize hiçbir adres bırakmadı. Peki. Anlamıyorsunuz doktor, bu yükten her ne bahasına olursa olsun kurtulmam lazım, yoksa... Beni dinle Berna! Ben senin yaşamanı istiyorum ve yaşayacaksın. Çocuğunu almak, hayatını yeniden tehlikeye atmak olur. Fakat... Bunun için Şirin'le bir çare bulduk. Ne çaresi? Şirin'le birlikte İsviçre'ye gidecek, çocuğunu orada dünyaya getireceksin. Böylelikle herkes çocuğun anası olarak seni değil, Şirin'i bilecek. Bu fikri Ali de iştirak ediyor. Esasen bu teklifi yapan da kendisi. Bacım, bacım! Bak bebek nasıl uyudu! İlhan'la Coşkun neredeyse gelecekler, aşağı inmeyecek misin? Ne oldu Berna? Rengin solmuş. Hiç! Heyecandan! Yılların ardından dönüşün yarattığı heyecan. Ne oldu Şahin? Yoruldun da numara mı yapıyorsun yoksa? İstersen biraz duralım. Seni öyle deli gibi koşturmamalıydım. Galiba sen hakikaten bir derdin var. Yanılmıyorsam atınızın sol ön ayağı sakatlanmış. Yanılmıyorsun. Zümrütova çiftliğinin sahibesi Berna Hanım olacaksınız. Evet ama. Müsaade eder misiniz? Hı? Tahmin ettiğim gibi ufak bir taş parçası. Ben yeni komşunuz Gündüz Akıncı'yım. Yeni komşumuz mu? Evet. Akkavaklar çiftliğinin sahibi. Çocukluk arkadaşlarınız Coşkun ve İlhan'dan sizin bahsinizi çok duymuştum. Sizi o kadar sabırsızlıkla bekliyorlardı ki, doğrusu merak etmiştim. Kardeşlerimle beraber hoş geldiniz demek için sizi ziyareti düşünüyorduk. O halde gelmenizi bilhassa bekleyeceğim. Artık atınıza binebilirsiniz. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz. Hı hı. Akkavaklar çiftliğinin sahibi olduğunu söyleyince öyle şaşırdım ki! Haksız da sayılmazsın. İlhan'ın sattığını söylememiştik sana. Banka borçları için üzülmektense Gündüz'le komşuluğu tercih ettim. Gündüz iyi bir genç. Neşeli, canlı, evlerinden misafir eksik olmuyor. Galiba kardeşleri de varmış. Yakında beni görmeye gelecekler. Evet, iki kardeşi var. Canan'la Füsun. Kolejde okumuşlar. Durumu parlak, bekar bir genç için kolejde iki kız kardeş hayli enteresan sayılır. Gündüz'ün kendisi de bekar, üstelik çok zengin. Bir genç kız için o da fena kısmet sayılmaz, değil mi? Çok konuştuk, oku artık şu ilanı. Dinleyin.
Yalova yakınında Cennet'in Yeryüzü Şubesi Zümrütova Çiftliği'nde aynı zamanda idare müdürü olarak çalışacak bir ziraat mühendisi aranmaktadır. Çiftliğin sahibesi peri kadar güzel, melekler gibi iyi huylu genç bir hanımdır. Bundan başka... Bunu haftalık salon mecmualarından birinin gönül postası sütununa göndeririz. Sen çiftlikte iş görecek ziraat mühendisi mi arıyorsun, yoksa benim için hayırlı bir kısmet mi? Bir de sen yaz bakalım genç ve başarılı çiftçi, senin o kupkuru üslubunla yazacağın ilana bir kişi müracaat ederse şaşarım. Ha, böyle ilanlarda en tesirli şey dolgun ücret kelimeleridir. Bu iki kelime benim kaşımın, gözümün güzelliğinden, çiftliğin cennetten farksız oluşundan daha büyüleyicidir. Taliplerin çokluğu karşısında bakın nasıl şaşacaksınız. Bir karara vardın mı? Ayıklıya ayıklıya şu üçü kaldı. Bu adam akıllı yaşlı. Bana istediğim gibi yardımcı olamaz. Bu da Almanya'dan yeni gelmiş. Demek ki tecrübesiz. Hmm. Bu Amerika'da ziraat ve konservecilik ihtisası yapmış bekar. Üç aydır İzmit yakınlarında bir çiftlikte çalışıyormuş. Bence en uygunu bu. Benim için de öyle. Sen ne dersin Coşkun? Vallahi ben de aynı fikirdeyim. O halde kendisine bildirelim, Behçet Bey'i görsün, mukaveleyi imzalasın. Hı. Ben hemen postaneye gidip telgrafı çekeyim. Hı? Çok naziksin. Ha, gündüzler yemeğe bizi bekliyorlar. Sakın geç kalmayın. Ben Nedret'i alır, doğru oraya gelirim. Biliyor musun, gündüzler şen insanlar, burasını adeta canlandırıyorlar. Olabilir. Ama beni pek sarmıyorlar. Yalnız kalmak daha hoşuma gidiyor. Bence yanlış hareket ediyorsun. O koskoca evde yalnız yaşamaktan vazgeçmelisin. Kendine şöyle bir... Rica ederim, bu bahsi bırakalım Berna. Öyle olsun, öyle olsun ama Füsun'un sana gösterdiği yakınlık gözümden kaçmadı. Maksadım bu mevzu üzerinde düşünmeni sağlamaktı. Eksik olma. Bana düşünmek için yeni yeni şeyler bulmana lüzum yok. Eğer böylelikle daima düşündüğüm bir şeyi aklımdan silebileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Hakkın var. En iyisi bu bahsi kapamak. Hem de bir daha açmamak üzere. Şu bavulumu alıver oğlum. Bağıştırın. Bu hesapla ablam birkaç hafta sonra burada olacak. Onu öyle özledim ki kolay kolay elimden kurtulamayacak. Sevil'i burada uzun zaman alıkoyacağını zannetmiyorum. Kolay kolay bir yere bağlanamaz o. Şu gelen müdürün galiba Berna. Ben Deniz Yılmaz'tan. Çiftliğimize hoş geldiniz, ben Berna Ekmekçigil. Çiftlik komşularımız ve en iyi iki arkadaşımız Coşkun Bey. İyi, memnun oldum. Hoş geldiniz. İlhan Bey. Memnun. Hoş geldiniz. Yalova'ya daha önce gelmiş miydiniz? Evet, fakat içerilerini pek bilmem efendim. Zümrüt Ova'yı ve çevresini seveceğinizi umarım. Bunda şüphem yok hanımefendi. Çiftliğe gelince Bay Ekmekçigil'le karşılaşacağımı ummuştum. Mektupta öyle yazılıydı. Bay Ekmekçigil mi? Evet. Yoksa burada değiller mi? Anlaşıldı. Siz çiftlik sahibinin bir erkek olduğunu sanıyordunuz galiba. Bana gelen mektuplarda B. Ekmekçigil imzası vardı. Adımın Berna olduğunu söylemiştim. Mektuplarda çiftlik sahibinin ziraat mühendisi olduğu yazılıydı. Doğru. İsveç'te ziraat tahsil ettim. Görüyorsunuz ya, sizi hiçbir hususta aldatmış değiliz. Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret. Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı? Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın. Erkekçe bir cevap. Bu cevaba da kızmazsın artık Berna. Beraber çalışmamızın iyi sonuçlar vermesi için önce şu hususu aklınızdan çıkarmayın. Bana salon iltifatları yapmaya mecbur değilsiniz. Esasen buna sebep de yok. Fakat... Söyleyin, benimle çalışmak istiyor musunuz? Evet. Öyleyse daha ilk dakikadan sözlü bir anlaşma yapalım sizinle. Şartlarınız? Beni daima bir erkek arkadaş gibi göreceksiniz. Emredersiniz. Bana hiçbir zaman kompliman yapmak mecburiyetini duymayacaksınız. Böyle bir mecburiyet asla bahis konusu olamaz Berna Hanım. Çünkü ben daima samimi hislerimi söylerim. Bravo Yılmaz Bey, hakikaten iyi bir cevaptı bu. Ben de aynı fikirdeyim. Bana bir kadın olduğumu hatırlatacak en küçük bir imada bulunmayacaksınız. Maksadınızı anladım Berna Hanım. Hiç merak etmeyin. Sizinle tam iki erkek arkadaş gibi çalışacağız.
Dolayısıyla patronum olduğunuzu da hiçbir zaman unutmayacağım. Teşekkür ederim Yılmaz Bey. Şimdi ben de çalışmalarımızın verimli olacağına kanaat getirdim. Yorgun olmalısınız, bugün istirahat edin. Yarın size fidanlığı gezdirir, sonra da fabrikanın planlarını gösteririm. Akşam yemeğine misafirlerimiz var. Sıkılmayacağınız umarım, oldukça kalabalığız. Bacım! Yavrum! Gel! Size Kumru'yu tanıtayım müdür bey. Çiftliğin şımarık kızıdır ama çok sevişiriz. Şirin Kumru'nun annesidir. Bu ikisiyle anlaşırsanız çiftlikte rahat edersiniz. Berna'cığım bizi hep böyle şımartır müdür bey. Siz ona bakmayın. Buyurun dairenizi göstereyim. Gel Kumru. Müdür bey nasıl buldunuz? Bu mühendisten çok artiste benziyor. Buyurun Yılmaz bey. Oh, burası adeta küçük bir köşk odası. Çiçekleri ben topladım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir emriniz olursa hemen bana seslenin. Teşekkür ederim Şirin Hanım. Artık müdür beyi yalnız bırakalım Kumru. Müsaadenizle. Size her sabah taze çiçek getireceğim. Ben de sana bol bol çikolata alacağım. Çiftlik büyük ve zengin. Fakat çiftlik sahibesi küçük hanımın pek kaprisli olduğu da muhakkak. İşin eğlenceli tarafı kendisine kompliman yapılmasından hoşlanmıyor. İşte böyle Oya'cığım. Anlaşılan bu şımarık kızla takışmamak için bin türlü cambazlık edeceğim. Annemin ve senin yanaklarından öperim. Kardeşim. Bu ağaçların devamlı olarak ilaçlanması lazım. Eğer icap ederse kendine bir iki yardımcı daha alabilirsin. Olur müdür bey. Bu ilaçlandırma işini bir an evvel bitirmeli. İnşaat başladığı zaman yanınızda bulunamayacağım. Onun için... Müdür bey, hanımefendi sizi çağırıyor. Benim... Evet, hemen gelsin dedi. Peki, sen git. Birazdan gelirim. Daha yarım saat evvel yanındaydım. Ne yaparsın müdür bey? Küçük hanım ne halt bir kadın. Belki mühim bir iş içindir, gideyim bari. Beni istetmişsiniz. Oh, affedersiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz bey. Hoş bulduk. Emirleriniz? Fabrikanın ihalesi hakkında kararımı vermeden fikrinizi almak istedim müdür bey. Bence Zeri şirketinin teklifleri daha enteresan. Sizinle aynı fikirde olduğumuza çok memnun oldum. O halde hemen mektubu yazayım. Müsaadenizle. İşiniz çok mu acele müdür bey? Ali'yi bekletmek istemiyorum da. Konuşacak başka bir şey var mı? Hayır. Akşama bize bekliyoruz Yılmaz bey. Nedret'le evlenmemizin yıl dönümü. Kendi aramızda ufak bir toplantı tertipledik. Gelmezseniz güceniriz. Böyle mesut bir günün yıl dönümünde bulunmak isterim tabii fakat... 8'de sofraya oturuluyor ona göre. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Güle güle. Yılmaz bey, lüzumundan fazla yakınlık gösteriyorsunuz gibi geliyor bana. Nihayet yanımda çalışan biri. Kendisini bu akşamki toplantıya davet ettim diye mi böyle söylüyorsun? Düşüncemi çok mu garip buldun? Yılmaz bey dürüst, terbiyeli, samimi bir insan. Kendisini arkadaş muamelesi edince şımaracak birine hiç benzemiyor. Evet ama mukavelemizde ona arkadaşlık gösterilecek diye bir madde yok.
yoluna devam etmek soygunculuk gibi bir şey olacak Berna Hanım. Anlayamadım. Zihniniz başka şeylerle meşgul herhalde. Kendinizi bir türlü oyuna veremiyorsunuz. Hakkınız var. Aklım işle ilgili bir yeni şeyle dolu. Artık Yılmaz Bey gibi bir yardımcınız olduğuna göre biraz olsun rahatlamış olmalısınız. Fıkra anlatmasını pek beceremem ama hoşunuza gittiyse memnun olurum. Kendinize iftira etmeyin. Bu işi sizin kadar ustalıkla yapana pek rastlamadım. Bu sözleri o kadar inandırıcı bir şekilde söylediniz ki teşekkür etmekten başka söylenecek söz kalmıyor bana. İlhan, nasıl hayatından memnun musun? Yüzümden belli olmuyor mu? Burada baş başa vermiş kimi çekiştiriyordunuz? Senden de hiçbir şey saklanmıyor ki. Berna'dan bahsediyorduk. Berna'dan mı? Bir şey mi var? Bir şey yok. Sonra anlatırım ben sana. Fakat hiç canım. Berna kendisini kumara verdi. Nedret, sen, Sevil ortadan çekildiniz. Olur mu böyle şey? Bu yaptığınız oyun bozanlık değil de nedir Allah aşkına? Oyun bozanlık yapan yalnız biz miyiz? Baksana Berna yemekten sonra bir oturdu, bir daha kalkmadı yerinden. Bu işi bana bırakın siz. Ne olur müzik işini siz idare edin İlhan Bey. Memnuniyetle, nasıl bir şey arzu ediyorsunuz? Aa, benim için fark etmez. Ama Yılmaz Bey'in bu mevzuda bir isteği varsa... Benim mi? Tabii, bu dansı sizinle yapacağıma göre. İşte size nefis bir müzik. Sen dans etmiyor musun? Hayır, biraz kendinden bahset. Ne alemdesin bakalım? Coşkun rapor vermedi mi? Çalışıyorum Sevilciğim. Coşkun aranızda geçenleri söyledi bana. Beni kabahatli bulmadın değil mi? Hayır, madem ki onu aşka sevmiyordun... ...söyle bakayım, kimseyle flört ediyor musun? Hayır. Gündüz Bey sana çok yakınlık gösteriyor gibi geldi bana. Evet, fakat ben istemiyorum. Ya öteki? Yılmaz Bey'den bahsediyorum. Yılmaz Bey çiftliğin müdürüdür. Bundan ne çıkar? Çok hoş ve kibar bir genç. Onunla aramızda çalışma arkadaşlığından başka bir şey olamaz. İlk günden buna karar verdik. Kalbin sesi böyle peşin kararlarla boğulur mu sanıyorsun? Hayalinde bir roman yazdın hemen. Ama ortada ne kalbin sesi var ne de bu sesi boğar. O halde gençliğini öldürmekte mana var mı? Böyle bir şey yaptığım yok. Bütün gün çalışmam da bunu ispat etmez mi? Çalışmak. Senin çok kullandığın bu kelimeden bıkmaya, hatta nefret etmeye başladım. İstediğin kadar inkar et. Sen birini seviyorsun. Veyahut da hayatından müthiş bir macera geçti. Ben de dans etmek istiyorum. Bu parça hoşuma gitti. İlhan, gel dans edelim. Bayramdan faydalanıp siz de birkaç gün tatil yapsanız. Bunu gelecek aya bırakacağım. Nasıl olsa İstanbul'a gitmek zorundayım. Bir şey mi var? Hayırlı bir iş, bir evlenme işi. Ya, böyle bir tasavvurunuz vardı da bugüne kadar niçin söylemediniz? Evlenecek olan ben değilim, kız kardeşim. Yılmaz Bey, Coşkun abi. Sizi gördüğüm iyi oldu. Berna'ya rastladınız mı? Yo, daha yeni geldim ben. Evde değil mi? Gün ışırken atına binip gitti. Saat 11'i geçiyor, hala görünürlerde yok. Berna Hanım acemi binici değil. Boş yere meraklanıyorsun. Farkında olmadan fazla uzaklaşmıştır o kadar. Şirin biraz da haklı. Berna ustalığını tehlikeli geçitleri aşmakta gösterir. Bir kere atın sırtına bindi mi gözü bir şey görmez. Onun için aramaya çıksak hiç fena olmaz. Peki, çıkalım. Çocuğa söyleyeyim, sizin için iki at hazırlasın hemen. Siz şu tarafa bakın, ben de bu tarafa. Buralarda at sırtında dolaşan bir genç kadın gördün mü? Görülmeyecek gibi değildi ki, atını kanatlamış sanırsın. Yüreğim ağzıma geldi. Ne tarafa gitti acaba? Yazılı kayadan yana. Sağ ol. Sen de. Ah. Nerede kaldın Berna? Meraktan öldürdün beni. Yılmaz Bey ile Coşkun abi de seni aramaya çıktılar. Yılmaz Bey mi? Boşuna zahmet etmiş. Ben çocuk muyum? Ah, bana bir kahve gönder. Canikom at gezintisi epey yordu beni bu sabah.
Berna Hanım döndü müdür bey? Ya. Ne haber Yılmaz bey? Gelmiş. İsabet. Ata bindin mi kendini kaybediyorsun. Dereden geçerken korkmadım değil. Geldiler. Cesedimi bir uçurumun dibinde bulamadığınız için hayal kırıklığına uğramış gibi bir haliniz var. Berna! Sizden rica edeceğim, bundan sonra şu evhamlı Şirin'le telaşçı Coşkun'un fikrine uyup da peşime düşmeyin lütfen. Tatil günümün büyük bir kısmını boş yere geçirdiğime ben de pişmanım. Dostlarınız sizi merak etmişlerdi. Coşkun'un teklifine hayır demek nezaketsizlik olurdu. Yoksa sizi aramak bir yana böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmemiştim. Özür dilerim Yılmaz bey, sizi yordum. Berna'nınki de şımarıklık artık, teşekkür edeceği yerde. Siz onun söylediklerine bakmayın Yılmaz bey. Aslında altın gibi kalbi vardır, yalnız... Yalnız ne? Son zamanlarda sinirli, huzursuz bir hali var. Belki de çok yoruluyor ondan. Olabilir. Sizin sözünüz geçiyor. Bu kadar yorulmaması için konuşun onunla. Yazacağım bazı mektuplar var, müsaadenizle. Akşam yemeğine bizdesiniz Yılmaz bey, unutmayın. Unutmam. Gelecek ay inşaata başlayabileceğimizi umuyorum. Size söylüyorum müdür bey. Affedersiniz, işitmemiştim. Siz rahatsız mısınız Berna Hanım? Hayır, niçin sordunuz? Renginiz biraz soluk da. Başka bir fırsatla size bir kere daha söylemiştim müdür bey. Çiftliktekilerin sıhhatları ve hususi hayatları vazifenizin dışında kalır. Affedersiniz, sadece sizi düşünerek söylemiştim. İşinizden başka şeyler düşünmek zahmetine girmeyin lütfen. Şımarık! Yakında İstanbul'a gitmeyi düşünüyormuşsunuz müdür bey? Evet efendim, mühim bir iş için. Münasip bir zamanda söyleyecektim. Başkalarına söylemek için münasip zamanı bulmuşsunuz ama. Ben sadece bir tasavvurdan bahsettim. Gitmeden önce son maliyet hesaplarını da çıkarmanız lazım. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Sizce bir mahsur yoksa 2-3 gün içinde. Anlayalım Berna. Bu akşam Yılmaz Bey'i kimseye bırakmıyorsun. Bir bezik partisi çıkardın, kavalyemizi elimizden aldın. Herkes istediği gibi eğlenmekte serbesttir güzelim. Ya Yılmaz Bey dans etmek istiyorsa? Baksana Canan onu bekliyor. Canan'ın Yılmaz Bey'le dans etmesi şart mı? Mamafi sıkılıyorsanız oyunu bırakalım müdür bey? Estağfurullah. Sıkılmak ne demek? Yılmaz bey'e hepimiz artık ismiyle hitap etmeye hazırlanırken... ...senin ona hala müdür bey demekte ısrar etmen manasız şey doğrusu. Yılmaz bey sizin ahbabınız olabilir. Ona dilediğiniz dostluğu gösterebilirsiniz, karışmam. Fakat benim için Yılmaz bey çiftlik müdürüdür. Hanımefendiyle aramızda bir çalışma mukavelesi var. Ne o ne ben bunun dışına çıkabiliriz. Dostluğumuza çok kıymet veriyorum Canan Hanım. Biraz evvel verdiğiniz cesaretten istifade ederek... ...bundan sonra artık birbirimize isimlerimizle ve... ...sen diye hitap etmemizi teklif edeceğim. Memnuniyetle Yılmaz. Niye daldın öyle? Berna'nın Yılmaz'a karşı takındığı tavırlara bakıyorum da... Sebepsiz değil tabii. Sebepsiz değil mi? Gelecek cumartesi gecesi gündüzlerin davetinde olacak şeylere biraz dikkat edersen... ...işin iç yüzünü anlarsın herhalde. Yılmaz bey! Kusura bakmayın Yılmaz bey, telaşla bu kadar oldu, yolluk bir şeyler hazırladım. Çok teşekkür ederim Şirin Hanım, zahmet ettiniz. Zahmet olur mu hiç? Kumru kendi eliyle hazırladı paketi. Öyle mi? Bu mektubu da Gündüz bey göndermiş.
Gelecek cumartesi Canan'ın doğum yıl dönümü. Sizi de bekliyoruz, gündüz. Allah'a ısmarladık kumru. Allah'a ısmarladık. Güle güle Yılmaz Bey. Bu gece sende bir gelin hali var Canan. Gerçi bu toplantı yıl dönümün için tertiplendi ama seni böyle gördükten sonra sebebini değiştirebiliriz. Doğru. Müsaadenle sana bir şey sorayım. Yılmaz Bey niye sizinle gelmedi? Şahsi işleri için 3 günlüğüne İstanbul'a indi. Belki işleri bitmemiştir. Beni dansa davet edecek misiniz? Memnuniyetle. Bu akşam dans etmeyecek miyiz güzel karıcığım? Sen böyle içmeye devam edersen seninle dans etmeyi değil, yürümeyi bile düşünürüm. Canan'ın nesi var? Onun doğum günü kutlanıyor, halbuki kendisi dertli gibi. İçki şişeleri kadar etrafındakilerle de meşgul olsan her şeyin sebebini bana sormana lüzum kalmaz beyefendiciğim. Haklısın karıcığım. Bana kalırsa Canan'ın keyfi Yılmaz gelmedi diye kaçtı. Ha. Oh, hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk Canan. Tebriklerimle. Teşekkür ederim. Gelmeyeceksin diye çok üzüldüm. Böyle mutlu bir gününde gelmemezlik doğru olur muydu? Bu ne göz kamaştırıcı şey böyle. Teşekkür ederim. Sen de benden az şık değilsin. İçeri girelim. Bu ne güzel sürpriz böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk Berna Hanım. Hadi bakalım, herkes dansa. İlk dansın benimle Yılmaz. Memnuniyetle. Ver çiçeği bana. İlhan, kadehimi doldurur musun? Memnuniyetle. Bu gece çok içeceğiz, çok dans edeceğiz, çok eğleneceğiz. Bir dakikanızı rica ediyorum. Sizlere çok mutlu bir olayı haber vermekle son derecede sevinçliyim. Eğer daha önce meraktan öldürmezsen vereceğin haberle biz de sevinç duyarız. İlhan'ın hakkı var, meraktan düşüp öleceğim. Coşkun'la Füsun hayatlarını birleştirmeye karar vermişler. Ah. Canım benim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrikler. Bu güzel haberi benim herkesten önce duymam lazımdı. Fakat galiba ailemizin ilk damadı o kadar tembel ki nişanını bana söylemeye dahi üşendi. O kadar sevinçliyim ki büfenin başına geçersem bir daha ayrılıp buraya içkilerinizi getiremem. Onun için hep beraber gidelim oraya, hadi. Buyurun. Buyurun. Nişanların saadetine. Nişanların saadetine. Dans edelim mi Berna Hanım? Ne düşünüyorsun Nedret'ciğim? Berna hissiz mi yoksa hasta mı diye düşünüyorum. Berna ne hissiz ne de hasta. Sadece korkak. Sevmekten korkuyor. Kalbini aşka hiç açmak istemiyor. Yazık. Yazık ya. Herkes gibi etten, kemikten, sinirden olduğunu kabul etmiyor. Hadi biz de dans edelim karıcığım. Böyle bir gecede ciddi mevzulara dalmayalım. Olur. Eski bir oyun geldi çocuklar. Kavalyelerimizi değiştirelim. Ha? Bir anlaşma yapalım Yılmaz Bey.
Nasıl bir anlaşma efendim? Bu gecelik Zümrütova çiftliği ile ilgili sözleşmeyi unutalım diyorum. Yani birbirimiz için iki dost, iki arkadaş olalım. Evet Berna, sizi dinliyorum. Aramızdaki iş münasebetini bir an için aklımızdan çıkaralım. Anlıyorum. Şu halde artık sizinle rahatça konuşabiliriz. Mesela Canan'la konuşur gibi. Ona söylediğim şeyleri size de söyleyebilir miyim? Tabii! Hatta birbirimize isimlerimizle de hitap edebiliriz. Peki Berna. Evet Yılmaz. Seni dinliyorum Yılmaz. Çok güzelsin Berna. İnsanı çıldırtan bir halin var. Ateş kadar yakıcı dudakların, insana binbir delilik yaptıracak kadar çekici. Bu kadarı fazla oldu. Bütün bunları Canan'a da söylüyor musun? Sırası gelince. Çok tuhaf. Seni ciddi bir erkek sanıyordum. Düşündüklerimi, hissettiklerimi söylersem ciddi olmaz mıyım? Benimle daha normal bir şekilde konuşmanı tercih ederim. Mesela elbisemden bahset bana. Pekala. Üzerindeki bu elbisen bir harika Berna. Gözlerinin, saçlarının rengiyle o kadar nefis bir ahenk kurmuş, yumuşak kumaşın kıvrımları vücudunun bütün çizgilerini öyle bir şekilde sarmış ki, insan bu çizgileri adeta elinin altında hissediyor. Sende hiçbir şeyin karar ve ölçüsü yok galiba Yılmaz. Her sözümü, her hareketimi tuhaf bulacak. Tenkit edeceksen anlaşmamızdan vazgeçelim, daha iyi. Hayır, hayır! Yalnız bu oyun aramızda kalacak. Anlıyorum. İkimizin küçük sırrı bu. Benim bildiğim kavalye değiştirme oyunu devamlıdır. Evet, ama aynı kavalye ile iki kere dans edilemez. Yanakların al al oldu. Öyle güzelsin ki. Sus Yılmaz, yeter! Dudakların sanki ateşten bir karanfil. Nefesinin yüzüme okşayan alevi de bundan olmalı. Rica ederim, sus! Yazık, bu parça bitince ayrılacağız. İsabet! Çünkü çok yoruldum. Üstelik burası fazla sıcak. Biraz balkona çıkalım, hava al. Berna korkusunu yenmek üzere mi dersin? Bilmem. Berna'nın her hareketi beni şaşırtıyor artık. Hayret! Seni hiç tanımıyormuşum meğer. Tanımak için en ufak bir gayret göstermedin ki. Peki, söyleyeceğin daha neler var bakalım? Bir an gelir, söyleyecek şeyler biter. Bütün kelimeler tesirsiz kalır. O zaman... Evet, o zaman? O zaman bir tek öpücük çok şey söyler. Etmekti. Yarından itibaren o gene Müdür Bey, ben gene Zümrütova çiftliği sahibi ve onun patronu olmakta devam edeceğiz. Bu geceki hadiseler bir rüzgar gibi gelip geçecek. Bir daha da hatırlanmayacak. Oldu.
Şimdi de bebeğinle yanak yana. Peki Yılmaz abi. Bacım, gel! Gel Yılmaz abi, senin de resmini çeksin. Günaydın Berna. Gel kumruyla senin de bir resmini çekeyim. Resim çekmekten daha mühim işlerimiz var müdür bey. Berna! Sen annenin yanına git Kumru. Bir de seninle beraber çektirelim, olmaz mı bacım? Sana ne diyorsam onu yap. Müdür beyle işimiz var biraz. Kumru'nun kalbini kırdın Berna. O bana ait bir şey müdür bey. Kumru ile meşgul olmanız çiftlik idaresiyle ilgili değil. Berna! Zümrüt Ova çiftliği ile ilgili sözleşmelerin şartlarını yalnız dün akşam için unutmuştuk. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Demek dün akşamı bu kadar kolay unuttunuz. İçilen birkaç kadehin tesiriyle benim patronunuz, sizin de yanımda çalışan bir kimse olduğunuzu bir an için unutmanız başka düşüncelere sapmanıza sebep teşkil etmez. Özür dilerim Bernan. Ben zannettim ki... Yanlış sanlara kapılmışsınız müdür bey. İş adamı görünüşü altında fazla romantik olmaya yelteniyorsunuz. Dün geceyi unutmanız, kendinizi tamamen işinize vermeniz sizin için hayırlı olur. İkazınıza teşekkür ederim Berna. Birkaç güne kadar İstanbul'a iniyorum. Umarım ki mesuliyetlerini bilen bir çiftlik müdürü gibi hareket edersiniz. Emredersiniz hanımefendi. Bir arıza mı var? Bobin kablosu çıkmıştı. Bana arkadaşlık etmek ister misiniz? Çoban Kalesi'ne kadar gitmek istiyorum. Senelerdir gitmedim. Siz mahsur görmedikten sonra. Oraya hiç gittiniz mi? Hayır, fırsat olmadı. Öyleyse bu fırsatı size ben hazırlamış olayım. Buyurun geçin. İnsan ıssız bir yerde böyle garip bir bina ile karşılaşınca burada masal perilerin uyumakta olduğunu düşünmekten kendini alamıyor. Eğer perileri uyandırmaktan çekinmiyorsanız içeri girelim. Eskiden buralarda bir çoban yaşardı. Kalenin anahtarı onda bulunurdu. İsterseniz şansımızı deneyelim bir kere. Belki kapı açıktır. Demedim. Buyurun. Rivayete göre bundan senelerce evvel bu kule yapılırken geceleri burada bir çoban kızı yatarmış. Merdivenler bu tarafında. Ne güzel, ne güzel. Artık. İşte böyle Yılmaz bey, bu kuleden bakınca başka manzara aramıyor insan. Ne güzel değil mi? Müsaade edin. Kapıyı kilitlemişler. Bir dakika etrafa sesleneyim.
sence ailenizde alçak kimseler var mıydı? Ne demek istiyorsun? Bu durumdan ne kadar memnun olduğunuzu gözlerinizden okuyorum. Belki de fırsattan istifade edip bir skandal yaratacak, beni sizinle evlenmeye mecbur edecektiniz. Ama bunlar yalnız romanlarda olur Yılmaz Bey. Neler söylüyorsunuz? Çıldırdınız mı siz? Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsiniz? Durum o kadar açık ki. Meğer siz tahminimden daha kötü kalpliymişsiniz. Yazık. Yılmaz Bey! Yılmaz Bey! Biraz sabredin. Sizi kurtarmaya gelirler şimdi. Ya anne, onları unutuyor musun? Oya'nın istikbalini, saadetini hiçe mi sayıyorsun? Onlar için izzeti nefsinden fedakarlık etmek ağır mı geliyor sana? Yanımızdan geçen arabayı görmediniz mi? Hanımefendi, size bir şey söyleyeyim mi? Böyle giderse muhakkak bir kaza yapacak. Yaşıyor, çıkarın. Direksiyon göğsünü ezmiş galiba, çok dikkatli çıkarın. Yaralıları yakın yere götürmeliyiz. Zümrüt Ova çiftliği birkaç yüz metre ileridedir efendim. Hale! Okul arkadaşımdır kendisi. Kadını cibe alın. Siz de erkeği götürürsünüz. Şu konyağı bir yudum da için, toparlanmanıza yardım eder. Teşekkür ederim. Karımın yanına gitsem daha iyi olacak. Biraz evvel morfin iğnesi yapıldı, dalgın şimdi. Doktor giderken ne söyledi acaba? Eğer bir iç kanama olmazsa, kurtulma ümidi belirirmiş. Yarın erkenden gelecek. Kabahat bende. Direksiyona geçmesine müsaade etmemeliydim. Fakat çok ısrar etti. O kadar da iyi kullandı ki. Frenin patlaması hakikaten feci bir tesadüf. Metin olmanız lazım beyefendi. Öyle. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilem... Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum hanımefendi. Büyük üzüntülere sebep olduk. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Hem eşiniz benim mektep arkadaşım. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de size karım adına teşekkür ederim hanımefendi. Tekrar geçmiş olsun beyefendi. Şirin istirahatınız için lazım geleni yapacak. Berna Hanım! Arkadaşınız Hale'yi çok mu severdi? Ha, evet. Yıllardır görmemiştim onu. Evlendiğini bilmiyordum. Kocası Suat Bey bana da pek sevimli gelmedi ama... ona karşı hususi bir kininiz mi var? Kin mi? Ne münasebet? O kadar soğuk davrandınız ki. Size öyle gelmiştir. Ona karşı bir kinim yok. Fakat çok sevdiğim arkadaşımın ölüm döşeğinde yatmasından onu mesul görüyorum.
Karısının bu duruma düşmesinden kendisi de çok müteessir. Olabilir. Fakat sonunda birinin ölmesi mukadderse bunun hali olmamasını temenni ederim. Ne var Şirin? Hiç, sana bakıyordum. Benim neyim var bakılacak? Sen yukarıda ölüm döşeğinde yatan zavallı haleye bak. Bu kadar üzüldüğün yeter. Kendini harap ediyorsun. Halecik ne kadar neşeli, ne iyi kızdır. Okulda herkes ona melek derdi. Anlıyorum ama elden ne gelir? Zavallı kocası da az önce onun başucuna geldi. Onu nerede yatıracağız? Kimi? Hale Hanım'ın kocasını, Suat Bey'i. Her şeyi bana sorma Şirin. Beni yalnız bırak, kendime geleyim biraz. Suat. Suat Doğan. Kurtulma ümidi yok mu hemşire hanım? Biz elimizden geleni yaptık hanımefendi. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Bilmezsiniz ne kadar severdik birbirimizi. Bütün mektep hayatımız beraber geçti. Elden ne gelir? Kaderi böyleymiş. Siz de harap oldunuz. İstirahat edin biraz. Hakkınız var. Bir şey olursa hemen bana haber verin. Bir dakika! Demek kurtarıcımız sensin Berna. Hale benim en çok sevdiğim arkadaşım. Onu kurtarmak için hayatımı veririm. Müsaadenizle. Dur biraz. Müsaadenizle. Kumru! Bu sabah öpücüğümü vermedin beni. Bacım, cici bacım! Yılmaz Bey, bir dakika! Buyurun Berna Hanım. Yazıhaneye geçelim. Sipariş mukaveleleri hakkında konuşmamız lazım. Peki. Senin ismin ne bakayım cici kız? Berna anneni çok mu seviyorsun? Berna annem değil, bacım! Benim annem Şirin! Ya öyle mi? Hadi sen oyna öyleyse! Ablama da ne kadar çok benziyor! Belki gene vazifem olmayan şeylere karıştığımı söyleyeceksiniz ama... bu sefer cevabımı hazırladım. Sizi dinliyorum. Çok sarsıldınız. Birkaç gün buradan ayrılmanız, dinlenmeniz lazım. Daha önce yapılacak çok şey var. İstanbul'dan aldığınız cevabı söyleyin hele. Sizin yahut benim İstanbul'a gitmemiz şart. Konserveleri alacak firma doğrudan doğruya temasa geçmemizi istiyor. Bu sırada hasta arkadaşımdan ayrılamam. Bu işi başından beri siz idare ettiniz. Mukaveleyi benim yerime imzalayabilirsiniz. O halde pazartesiden önce dönemem. Oo, o kadar uzun mu kalacaksınız? Bugün perşembe. Kız kardeşim Oya'nın nişanlanacağını biliyorsunuz. Gitmişken nişanı yaparım. Onu çok seviyorsunuz herhalde. Evet. Ne zaman gideceksiniz? Akşam vapuruna yetişmem için hemen hareket etmem lazım. O halde iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Her ne kadar kendisini tanımıyorsam da Oya'ya saadetler dilerim. Teşekkür ederim. Günaydın Gündüz Bey. Günaydın Berna Hanım.
Ne güzel bir sabah. Evet, tam gezme havası. Yanınızdan yürüyebilir miyim? Yalnız gezmeyi tercih ettim bilirsiniz Gündüz Bey. Size söyleyeceklerim var. Şu ağacın altına oturalım mı? Daha rahat konuşuruz. Sizi sıkmak istemem Berna Hanım. Hemen maksadımı anlatacağım. Sizi sevdiğimi biliyorsunuz, inkar etmeyin. Bu aşkımın tek taraflı olduğunu da ben biliyorum. O halde? Buna rağmen sizinle evlenmek istiyorum. Sebebi? Sizi seviyorum, kâfi değil mi? Sevgi tek taraflı olursa saadet getirir mi? Size olan aşkım o kadar derin ki... günün birinde bunu anlayacağınızı, sevgime karşılık göstereceğinizi ümit ediyorum. Evlilik ve saadet, ihtimaller, uzak ümitler üzerine kurulamaz Gündüz Bey. Bana ne verirseniz o kadarına razı olacağım. Biraz yakınlık, biraz alaka. Sizi kırmak istemem ama tam bir dilenci felsefesi bu. Siz kadına değil, kaya parçasına benziyorsunuz. Sizde ne kalp var ne de his. Buz parçası gibi bir şey taşıyorsunuz göğsünüzün altında. Evet, sizi sevmediğim için böyleyim değil mi? Sizi sevmediğim için kalpsiz, hissiz bir buz parçasıyım, öyle mi? Beni değil, kimseyi sevmezsiniz siz. Bu güzel, bu eşsiz heyecanı duymak sizden çok uzak. Benim şu veya bu kusurlarım, eksiklerim olabilir. Ya Coşkun, onu neden sevmediniz? Ya Yılmaz için ne diyelim? Onu da kırıyor, kendinize layık bulmuyorsunuz. Hiçbirimiz size layık değiliz. Dünyada size tesir edecek bir erkek yok mu? Beni affedin Berna. Sizi seviyorum. Karşılık görmeyen, sizin tarafınızdan mühimsenmeyen bu aşk beni çılgına çekti. Teklifinizi kabul etmediğim için bana gücenmeyin Gündüz Bey. İnşallah günün birinde sizi anlayacak bir kadınla karşılaşır, mesut olursunuz. Bir dakika Berna. Ne buyuruyorsun? Ya Yılmaz için ne buyuruyorsun? Ya Yılmaz için? Yılmaz! 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 Müdür beyden galiba. Teşekkür ederim Ali. Şartlarımızda hiçbir değişiklik yapılmaksızın imzalar atıldı, hayırlı olsun. Bildiğiniz küçük hanım beni burada biraz tutacak galiba. Şahsınızda bütün Zümrüt Ova'ya selam, Yılmaz. Evet. Ne istiyorsunuz? Niçin geldiniz? Seninle konuşmak istiyorum Berna. Sizinle konuşacağımız hiçbir şey yok. Yanılıyorsun küçük hanım, hem de bu gece. Seninle Mehtap'ı da seyredeceğiz. Küstah! Eskiden yaptığımız gibi seni kollarımın arasına alıp öpeceğim. Utanmaz! Hem de şu küçük kız Kumru hakkında söyleyeceklerini dinleyeceğim. Bak artık küstah diyemiyorsun. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Anlıyorsun, çok iyi anlıyorsun. Çünkü o küçük kızın babası olduğumu ikimiz de biliyoruz. Bu gece saat 10'da çınarların altına gelmezsen çıkacak rezaleti şimdiden düşünmeye başla. Müsaadenle. Thank you.
yalnızım. Düşündüğünüz gibi sizi adamlarıma yakalatıp çiftlikten attırmam en doğru hareket olurdu. Buna cesaret edecektin demek. Fakat Hale'yi düşündüm. Son dakikalarında kocasını yanında görmezse üzülür. Aramıza Hale'yi sokman boş gayret. Ben seni seviyorum Berna, Hale'yi değil. Yıllardan sonra seni tekrar görünce bunu daha iyi anladım. Hem yalnız seni değil, kızımı da yanıma almak istiyorum artık. Anlıyor musun? Kızımı! Kızınızı mı? Evet, Kumru'yu. Muhayyeleniz de alçaklığınız kadar hudutsuz. Kumru benim kızım değil, süt kardeşim Şirin'in kızı. Gece karanlığında iş görenler korkak olurlarmış. Çok doğru. Demek Kumru Şirin'in kızı. Belki bu masala inanacak saf insanlar bulunabilir. Ama ben işin aslını sorup öğrendim. Kumru bizim kızımız. Yaklaşmayın! Hayatınız tehlikeye girebilir. Ne demek istiyorsun? Adamlarım sesimi duyabilecekleri mesafede bekliyorlar. Ya öyle mi? Artık sizin tanıdığınız Berna yok karşınızda. Halbuki benim için aynı Berna'sın sen. Seni nasıl sevdiğimi, senden başkasına bağlanamayacağımı... seni tekrar gördükten sonra daha iyi anladım. Utanmadan bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz? Gözünüzü döndüren ihtirasınızla hayatımı cehenneme çevirdiniz. Yaldızlı kelimelerle toyluğumdan alçakça istifade ettiniz. Daha ne istiyorsunuz? Seninle evlenmek, çocuğumuzu yanımıza almak istiyorum. Demek Hale ölecek, ben de siz istediniz diye kollarınızın arasına düşeceğim, öyle mi? Bu komedi burada bitsin Suat Bey. Allah'a ısmarladık. Kumru'yu unutuyorsun. Gene mi Kumru? Peki öyleyse. Rezaleti göze alıyorum. Onun babası olduğunuzu ispat ederseniz ben de mahkeme kararıyla onu elinizden alırım. Çıkacak rezaleti siz düşünün. Yolunuz açık olsun. Beni rahat bırakın artık. Seni bırakmam Berna. Hiçbir şey yok gözümde. Ne Hale ne Kumru. Yalnız sen varsın. Bırakın beni yoksa... Tabanca mı? Yoksa beni öldürecek misin? Hiç tereddüt etmeden. Kudurmuş bir köpek öldürür gibi. Öldürür. Çocuk! Bırakın! Bırakın! Seni bir kere öptükten sonra... Alçak! Tıpkı eskiden olduğu gibi dudaklarını ver bana. Namussuz! İmdat! İmdat! Çek elini ondan! Yılmaz! Demek Berna'nın yeni sevgilisi sizsiniz müdür bey? İftira etme köpek! Özür dilerim Berna. İstemeyerek müdahale etmiş oldum. Bahçede yürürken sesinizi duydum. Sonra siz imdat diye bağırınca... Demek konuştuklarımızı işittiniz. Hiçbir şey işitmedim. İşitseniz de artık bir önemi yok. Her genç kızın başına gelebilecek bir hadise. Bütün hayatımca çektim bunun cezasını. Yılmaz! Çılgınlıktı yaptığın Berna. Hayatına mal olabilirdi. Söyle, niçin yaptın? Sana biraz evvel bir aşk randevusuna gitmediğimi söylesem... onunla eski günlere ait bir hesabı temizlemeye gittiğimi itiraf etsem... bana inanabilir misin? Berna! O adama karşı ben... Sus Berna! Ben her şeyi biliyorum. Demek konuştuklarımızı duydun. Evet. İstemeyerek. O kabus sona erdi artık. Hem ben Kumru'yu çok seviyorum. Ah, ne kadar iyi kalplisin. Sana Füsun'un nişan gecesi söylediklerim... söylemek istediklerimin sadece bir kısmıydı.
Halbuki sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Benim de. Seni seviyorum Yılmaz. Seni seviyorum Berna.